Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. İşte ilaç kullanan koronavirüs hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar koronavirüs hastalarının tedavi sürecinde ilaç kullanılması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya 55 yaşında ve bir hafta ilaç kullanmayan pozitif bir hastanın akciğerlerindeki inanılmaz değişimi tomografi sonuçlarını göstererek ortaya koydu. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca Samsun'daki yoğun bakım doluluk oranının %80 olduğunu açıkladı. Uzmanlar ise Samsun'daki yoğun bakım doluluk oranının yüksek olmasının sebebini evlerde tedavi gören pozitif hastaların ilaçlarını kullanmakta tereddüt etmesine bağlıyor. Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Profesör Doktor Şevket Özkaya da bir hafta ilaç kullanmayan bir pozitif hastanın akciğer tomografisini inceledi. Hasta pozitif haldeyken ilk akciğer tomografisine bakıldı. Tomografide akciğerlerindeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Akabinde aynı hastanın verilen ilaçları kullanmamış ve bir hafta boyunca tedaviye uymamış haldeki akciğer tomografisine bakıldı. Sonuç ise ilaç kullanımının önemini ortaya çıkardı. Hastanın akciğer tomografisinde yaygın buzlu camların ve hava yollarının hava yerine ciddi şekilde sıvı ile dolduğu gözlemlendi. Bir hafta sonra solunum yetmezliği şikayetiyle geldi. Akciğer tomografisinde oluşan değişim ile ilgili bilgi veren Şevket Özkaya, ekranda 55 yaşında bir kadın hastamızın filmini görüyorsunuz. Bu kadın hastamız acil servisimize ateş şikayetiyle geldi ve koronavirüsten şüphe ettik. Testini yaptığımızda ise testin sonucu pozitif geldi. Tomografi çektiğimiz zaman akciğerlerinde henüz ciddi bir tutulum gözlenmezken hastamız 55 yaşında olduğu için her an ilerleyebilir korkusuyla Sağlık Bakanlığımızın önerdiği ilaçları ve reçeteyi hastanemizden kendisine verdik. Hasta kendini evde karantinaya aldı fakat sonradan öğrendik ki tereddüt ettiği için ilaçlarını kullanmayarak kendini evde tedavisiz bırakmış. Yaklaşık bir hafta sonra aynı hasta acil servisimize bu sefer solunum yetmezliği şikayetiyle geldi. Solunum yetmezliği gelişince hastanın akciğer tomografisinde buzlu cam dediğimiz ve daha ileri konsilide alanların oluştuğunu gördük. Yaygın akciğer harabiyeti dediğimiz bir tablo vardı. Bu durumda hastada solunum yetmezliği olduğu için yoğun bakım almak zorunda kaldık dedi. Aksi takdirde gerçekten geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Tedaviye başlanmadığı durumda solunum yetmezliğine kadar gidildiğini ve bazı zamanlar hastayı kaybettiklerini söyleyen Şevket Özkaya, koronavirüsün insanlar üzerindeki inanılmaz etkilerini son 3-4 ayda daha ağır hissettik. Bütün hastaneler ve yoğun bakımlar neredeyse tama yakın tamamına yakın doluluk oranı ile çalışıyor. Sağlık çalışanlarından da çok fazla enfekte olan var. İnsanlarımızın özellikle bu hastalıktan korkarak doktora gelmediklerini, geldikleri zaman da kendilerine koronavirüs tanısı koyulduğunda Sağlık Bakanlığımızın önerdiği bütün hastalara ücretsiz dağıtılan ilaçları kullanmakta tereddüt ettikleri için inanılmaz derecede akciğerlerde harabiyet ve solunum yetmezliği ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Bizim bu konuda vatandaşlarımıza bu hastalığın ciddiyetinin bilincinde olarak sorumlulukla davranmalarını ve maske, mesafe, temizlik kuralına dikkat etmelerini öneriyoruz. Mutlaka en ufak şikayetlerine vakit kaybetmeden tanı konulmasını sağlamalarını ve bakanlarımızın verdiği ilaçları kullanmalarını öneriyoruz. Aksi takdirde gerçekten geri dönüş olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz diye konuştu. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.